Evet arkadaşlar, şimdiki konumuzun adı bilim felsefesi. Burada bilimin değil felsefesinin üzerinde durmaya çalışalım. Çünkü bilim felsefesi bilimin üzerinde düşünen, bilimi sorgulayan bir alt disiplindir. Şimdi dedik ki biz felsefe var olan bütün problemlerle ilgili sorular sorar. Dolayısıyla da bilim dediğimiz alanda felsefenin konuları içinde yer aldığı için biz bilim felsefesi diye bir alt disiplinin olduğunu görüyoruz. Bilim üzerinde düşünmeye, konusu bilim olan felsefeye bilim felsefesi denir. Önce bilimin tarih içindeki gelişimine kısaca bir göz atalım. İlk dönemlerde yani eski çağlarda bilim Felsefeden ayrı bir etkinlik alanı değil. Zaten her şey felsefeden çıktığı için bilim diye ayırdığımız şu andaki bütün disiplinler de o dönemlerde felsefenin içinde. İlk çağ filozofları evrenin ve doğanın bilgisine felsefi düşünceyle ulaşılabileceğini düşünüyorlar. Bilim ve felsefe arasında Aristoteles'ten başlayarak belli bir ayrım yapıldığı söylenebilir. İlk bilimsel çalışmalara ilk çağda Mezopotamya'da ve Mısır'da rastlanır. Ama bu çalışmalar daha çok içine astrolojiyi ve mitolojiyi de aldığı için... Şu anda kullandığımız gerçek anlamda bir bilimsel bilgi değil. Gerçek anlamda bilimsel araştırmalar eski Yunanistan'da doğuyor. Öklit geometriyi, Arşimet mekaniği kurarak ilk bilimsel çalışmaların temellerini atıyorlar. Orta çağda tabi her alanda olduğu gibi bilimde de çok ciddi bir durgunluk dönemi yaşanıyor. Yaklaşık bin yıl gibi uzun bir süre Hristiyan Avrupa'sında dogmatizm süreci yaşandı. Avrupa'daki bu duraklama döneminde özellikle 8 ve 11. yüzyıllar arasında İslam dünyasında ciddi bilimsel çalışmalar yapıldı. Harezmi Aritmetik ve cebiri İbn Sina da tıp alanında çok ciddi çalışmalar yaptılar. 12. yüzyıl sıralarında Avrupa'da başlayan Rönesans hareketiyle bilimin ağırlığı yeniden doğu toplumlarından batı toplumlarına geçti. Bunun ilk örneği de Kopernik'in Batlamyus'un dünya merkezli evren teorisini çürüterek yerine güneş merkezli evren teorisini getirmesi oldu. Çünkü Kopernik'ten önce evrenin merkezinin dünya olduğu ve bütün gezegenlerin güneş de dahil olmak üzere dünyanın etrafında döndüğüne inanılırken sonra bu sistem yıkıldı. Bu dönemde astronomi ve fizikte kesin bir dil kullanılarak yapılan açıklama yöntemi bilimde yöntem bilincinin oluşmasını sağladı ve bu çalışmalar sosyoloji, psikoloji gibi yeni bilimlerin oluşmasına olanak hazırladı. Bilimlerde yaşanan bütün bu hızlı gelişmeler bazı soruların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunlardan bir tanesi bilimsel düşünce nasıl bir düşüncedir? Bilimsel yaklaşım, bilimsel yöntem ne demektir? Bilimi öteki etkinliklerden ayıran özellikler nelerdir? Bilimin değeri nedir? Bilimin amacı nedir gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Bilim felsefesi bilim kadar onun ulaştığı sonuçları da içine alan sorgulamalar yaparak bu sorulara cevap bulmaya çalışan bir alandır. Bunu yaparken de bilimin ulaştığı sonuçlardan ve onun donanımından faydalanır. Ama yine tekrar edelim. Bilim gibi kesin sonuçlara ulaşmaya çalışmaz. Sadece bilim üzerine düşünür. Yani bilimin felsefesini yapar, bilim felsefesi. Peki bilim felsefesinin amacı nedir? bilim üzerine düşünmek, bilimin mantığını kurgulamaya çalışmaktır. Ve temel sorunları şunlardır. Bilim felsefesinin, bilim ve bilimsel bilginin temel niteliklerinin ne olduğu, bilimsel yöntemin güvenilirliği, bilimsel kavramların analizi ve bilimlerin sınıflandırması, bilim felsefesinin amaçlarından bazılarıdır. Peki bakalım bilim felsefesinin temel kavramları nedir? Bu göreceğimiz kavramlar sadece bilim felsefesiyle ilgili değil, aslında bilimle de ilgili kavramlardan bahsedeceğiz şimdi. Çok temel kavramlar bunlar. Birincisi gözlem. Olayları araştırılan probleme göre belli bir grup altında toparlamaktır ve sosyoloji, psikoloji dahil olmak üzere birçok bilimin en temel yöntemidir gözlem. Hipotez diğer adıyla varsayım, olgular ve olaylar arası ilişkileri açıklamak için kurulan, henüz doğrulanmamış genellemedir. En başta bilim adamının aklında olan bir varsayımdır hipotez. Deney, Yapay ortamda ki yapay ortam derken laboratuvarı kastederiz. Önceden belirlenen olayları deneylemektir. Kuram ya da teori, geçerlik ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle saptanmış olan, doğrulanmış hipotezdir. Yani hipotezden bir sonraki aşamadır. Doğrulanmış hipotezlerden oluşan kuramların artık tek tek olayları değil, olgular sınıfını açıkladığında aldığı isimse yasa ya da kanundur. Bilimsel yasa deriz biz buna. Öndeyi ise bu yasalardan yararlanarak önceden tahminde bulunabilme işidir. Müzik